Ladan Wellness'ın sunduğu Lara'yla programına hoş geldiniz. Nesilden nesile aktarılan kadim aile formülümüzden yola çıkarak oluşturduğumuz farkındalıklı bakım markamız, multifonksiyonel ürünlerle cildinize nazik ve şefkatli bir bakım sunuyor. Öz güzelliğiniz ona özenle bakacak kadar kıymetli. En iyi ham maddeleri ve ileri teknolojiyi kullanarak oluşturduğumuz ürünlerimiz vegan ve hayvan dostu olup paraben, sülfat içermedikleri gibi aynı zamanda dermatolojik olarak da test edilmiştir. Bugün yanımda sevgili Serhat Yabancı var. Serhat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Lara Hanım. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Rica ederim. Bir cuma akşamı çayımız eşliğinde evet. Çok keyifli bir sohbet olacak. Evet. Ben aslında bugün son kitabınız üzerinden bayağı sohbet etmek istiyorum. Çok da sorularım var ama bu kurtarıcı kurban konusuna girmeden önce sizin hayatla ilgili çok etkilendiğim bir sözünüz var. Ondan başlamak istiyorum. Diyorsunuz ki bu benim hayatım dediğiniz şey sizin hayatınız olmayabilir. Kaderim diyerek katlandıklarınız sadece sizin için biçilmiş ve üzerinize giydirilmiş, size dar gelen, nefes aldırmayan kostümlerdir çoğu zaman. Ne demek bu? Yani aslında bazen yaşadığımız hayatı biz mi yaşıyoruz veya biz mi tercih ediyoruz yoksa bize sunulan bir senaryoyu mu oynuyoruz, arasında gidip geliyoruz. Bazen şartlar istemediğimiz hayatı bize sunuyor ve biz onun aktörü veya aktristi oluyoruz. Bazen kişilik yapımız, kaygılı yapımız veya depresif yapımız mevcut bulunduğumuz ortamı yaşamaya bizi mecbur bırakıyor. Ve o zaman da gerçekten biz istediğimiz hayatı mı yaşıyoruz yoksa bize giydirilen bir hayatı mı yaşıyoruz? Yani istediğimiz kıyafeti mi giyiyoruz yoksa bize giydirilen, mecbur kaldığımız, seçeneğimizin olmadığı bir kıyafeti mi giyiyoruz diye tartışmamız gerekiyor. Aslında çok sevdiğim bir sözdür. Sorgulanmayan hayat, yaşanmayan hayattır. İnsan neyi niçin yaptığını kavramaya başladığında hayat anlamlı olmaya başlıyor. Bizim toplum duyguları bastıran bir özelliğe sahip olduğu için özellikle kadınlar 40'ına vardığında, 40 yaşına yaklaştığında, 35'ten sonra başlayan ikinci bir bölüme geçtiğinde sorgulama ve farkındalığa geçiyor. Oysa hayat aslında 40'ına vardığında değil de farkına vardığında anlamlı olmaya başlıyor, yaşanmaya, fark edilmeye başlıyor. Ve bir şeyleri sorguladığınızda, onun farkına vardığınızda hayat size yine seçenekler sunuyor. Ya düzelt, ya kabullen, ya da bu oyundan çık. Güzel. Bir tane Kurtlarla Koşan Kadınlar diye bir kitapta okumuştum. Bazı kadınlar görürüz işte 40'ından 50'sinden sonra bir anda işte çekip gider Himalayalara gider. Sen ona o zamana kadar dışarıdan bakmışsındır ne kadar güzel hayatı vardır diye görmüşsündür ama ona kadar güzel hayatı var diye gördüğün kadın bir anda çekip her şeyi bırakıp gitmiştir. Vitrinlere aldanmamak gerekiyor aslında. Biz biraz daha el alem odaklı bir yapıya sahip olduğumuz için az önce sizin de söylediğiniz gibi yani toplumun bizden bekledikleriyle bizim kendimizden bekledikleri arasında sıkışıp kalıyoruz. Buna ben şey diyorum hani insanoğlu bizim gibi toplumlarda insanoğlu arzularla kaygılar arasında sıkışıp kalıyor. Yani kaygılar başka bir şey diyor, arzular başka bir şey diyor, kaygılar sürekli en kötü ihtimali alttan alta sıkıştırıyor. İşte şunu yapayım, bunu yapayım, şöyle yaşayayım diyorsunuz, kaygı oradan başlıyor. Ama ya şöyle olursa, ya böyle olursa, ya şu olursa, ya bu olursa. Kaygılarla arzular arasında sıkışıp kaldığınızda da o dualizm bitmiyor. Hep böyle bir kendinizi arama, hep bir yol arama, bulunduğunuz yolu sorgulama noktasına geliyorsunuz. Yine mesela 40'lı yaşları ben çok önemsiyorum özellikle kadınlar için. Toplumun bize dayattığı roller var ve bu rolleri biz ilk 40 yıl neredeyse bize verilen, yüklenen veya anlamlandıran rollere göre, modellere göre yaşıyoruz. Bari diyoruz ikinci 40 yılı istediğimiz gibi yaşayalım. Orada da bir otopsi sürecine giriyoruz aslında. Hayatımızı, ilişkimizi, karakterimizi, tercihlerimizi, bazen eşimizi, bazen işimizi bir otopsi sürecine tabi tutuyoruz ve oradan bir yol çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim verdiğiniz örneğe de bağlı olarak bizim insanlarımız o otopsiden genellikle şu şekilde çıkıyor. Bir şeyler değişiyorsa değişsin, değişmiyorsa bitsin. Otopsi demeniz çok hoşuma gitti. Gerçekten de hayatımızın bunca senedir kim olduğumuzun otopsisini evet. Yapıyoruz. Bu girdiğimiz rollerden bazıları da kitapta bahsettiğiniz kurtarıcı, kurban ve zorba olabiliyor. Üçgeni. Bu bir drama üçgeni aynen diyorsunuz. Öyle. Nedir drama üçgeni? Şimdi sağlıksız bir şemayla büyüdüyseniz hayat size küçük yaştan itibaren istemediğiniz halde bazı rolleri veriyor. Yani küçük yaştan itibaren başınızın çaresine bakmak zorunda kaldığınız için erken büyüyen bir çocuk olmaya başlıyorsunuz. Kurtarıcı modeli bildiğiniz size adeta yapışıyor. Siz küçük yaştan itibaren
kardeşlerinize annelik babalık yapmaya başlıyorsunuz. Hatta anne babanıza bile ebeveynlik yapmaya başlıyorsunuz ki evlendiğinizde bu travmalar orada daha çok tetikleniyor. Yani o evden ayrılma veya evlendiğinizde rollerinizin ne kadar evlilikte mevcut kök ailenizde ne kadar gereğinden fazla olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Kurtarıcılık aslında insanın sağlıklı bir çemayla büyüdüğünde çok da istediği veya üstlenmek istediği bir rol değil. Hiç kimse kurtarıcı olmak istemez. Yani hiçbir birey güçlü olmak istemez. Herkes içten içe mutlu olmak ister. Bizim amacımız güçlü olmak değildir. Zayıf toplumsal yapıya sahipseniz, zayıf aile yapısına sahipseniz, kendinizi güvende hissetmiyorsanız bunun çözümü olarak güce ihtiyaç duyarsınız. Güçlü olmak çünkü şey değildir. Yani insanın arzuladığı bir şey olmaktan çok insanın bir baş etme şeklidir. Bir problem çözme şeklidir. Şimdi böyle olunca kurtarıcılar ortaya çıkıyor. Açılım ben kurtarıcıyım. Ne iş olursa yaparım. Annelik de yaparım. Babalık da yaparım. Kardeşlik de yaparım. İşte herkese kurtarıcı olurum der. Bir kurtarıcının da kurtarıcı olabilmesi için bir kurbana ihtiyaç vardır. Bu yıllarca böyle bir ahenkle dans etmek gibi kurtarıcı ve kurbanın bir dansı gibi düşünün. Fakat bir süre sonra ya kurban zorba oluyor istediklerini alamadığında ya da kurtarıcı yorulduğu için artık verip de tükendiği için zorbaya dönüşüyor. Ve işin enteresan tarafı da şu ki her ne kadar biz kurbanı kurban gibi görsek de en büyük kurban aslında kurtarıcıdır. Çünkü bütün odağını başkalarının sorunları, ihtiyaçları, beklentilerine indirgediği için yaşanmamış bir hayat en çok onlarda oluyor. Ben yıllarca saçımı süpürge ettim ama kimseye yaranamadım. Ya zaten şöyle de bir şey var. Yaranmaya çalıştıkça yara alırsınız. Yaranmak çok sağlıksız bir ilişki modelidir ve biraz da sahtelik, kaba tabirle sahtelik içerir. Çünkü yaranmak bir şey elde etme odaklı bir eylemdir. Yaranmak, arzulanmak. Mesela birine yaranmak demek ne demektir? Onun tarafından beğenilmek, kabul görmek, takdiri görmek, sevilmek, onun hayatında olmak gibi bir amaç edinir. Aslında bir nevi karşı taraftan sevgi, ilgi almak için verilen rüşvet. Kesinlikle bu bir rüşvettir. Ben bunu mesela televizyon programlarında sık sık vurgulamaya başladım. Şimdi uzman arkadaşlar da artık değiniyor bu konuya. Şeyi konuşuyoruz mesela, yani bu bir ticari ilişki. Ve psikolojideki adı da ikincil kazançlar. Yani sizin rüşvet, benim ticari kazanç dediğimiz şey aslında ikincil kazançlar. Ben senin hayatın her şeyi kurtarayım, her şeyi yapayım. Sen de bunun karşılığında benim hayatımda ol, hiçbir şey yapmasan bile. Ya da ben senin hayatın her şeyi yapayım, sen de bana alkış tut. İşte ne, çolara iyi ki varsın, çok güçlüsün, harikasın. Sen de bununla besleniyorsun. İşte birilerinin hayatında işe yarıyorum. Aslında kurtarıcı insanların ona ihtiyaç duymasına yoğun ihtiyaç hisseder. İnsanların ona ihtiyaç duymasına yoğun ihtiyaç hisseder. Siz bir kurtarıcıyı kurban örgütünün içinden çıkarsanız da bu sistemde en çok zorlanacak yine kurtarıcının kendisidir. Çünkü kurtarıcı kurban üzerinden varoluşunu tamamlıyor. Kurbanlar da konforlu alana kendini hapsederek çeşitli manipülatif eylemlerle, işte ben hastayım, ben yapamam, ben bilmem ki, işte ben kader kurbanıyım, ne geldiyse benim başıma geldi, işte bak ben neler yaptım, ben işte çok çektim. Bu ve buna benzeyen mağdur rolleriyle hep kurtarıcıları hayatına çekerler. Kurban gelir bu ortama, diyelim 10 kişi oturuyoruz burada çay içiyoruz, gelir bir mağduriyet anlatır. Kurtarıcı eğilimi olan hemen ona akıl vermeye başlar. Bu en düşük düzeyde bir kurtarıcılıktır. Mesela bana söyler, ben derim ki yani bununla ilgili bir doktorla görüşmeniz gerekir. İşte kalbim ağrıyor dese mesela veya işte geceleri uyuyamıyorsam ben derim ki işte bir psikiyatriste gidin, bir nöroloğa gidin derim. Ama kurtarıcı olan şeydir. Ya bende bir ilaç var, bir dur arayayım arkadaşıma şey yapayım ya da işte şöyle yapmalısın, şunu yapmalısın, bunu yapmalısın. Karşıdaki de hep ama ile cevap verecektir kurban. Çünkü kurbanın istediği şey şudur. Beni yormadan problemimi çöz. Ben doktora gitmek istemiyorum. Hı hı. Ben eczaneye gidip ilaç bile almak istemiyorum. Beni yormadan, yani beni herhangi bir efor testine tabi tutmadan kurtarmaya çalış, bana yardımcı ol. Kim bu tuzağa düşer? Sevilme arzusu olanlar, bir de yalnızlık korkusu olanlar. Yani hayatımda insanlar olsun, yalnızlıktan sıkılan, kendiyle baş başa kalmaktan yorulan insanlar, başkalarının ona ihtiyaç duymasına ihtiyaç duyar. Ya da kendi içindeki sevgi yoksunluğunu, değer yoksunluğunu başkalarının hayatında fark edilme arzusu, işe yarama arzusu, onların hayatına etki yaratma arzusuyla kapatmaya çalışırlar. Yani kurtarıcılar aslında baktığınız zaman yalnızlık
korkusu yaşayan insanlardır. Sevgi yoksunluğu yaşayan insanlardır. Bir de onaylanma ve kendini yeterli ve değerli hissetme arzusu yaşayan insanlardır. Kurtarıcı aslında bizim bildiğimiz gibi böyle hani çok maneviyatı, uhreviyatı, çok böyle yardımseverliği olan insanlar değil. Onlar ayrı. Onlar tamamen iyilik adına yapıyorlar. Ama kurtarıcı burada biraz daha psikolojik tatmin odaklı yapıyor. Kurtarıcı ile kurban aynı kişi olabilir mi? Aynı kişi olabilir. Zaten her kurtarıcı kurbandır. Peki aynı anda olabilirler mi? Yani hayatının bir döneminde bazı insanlara karşı kurtarıcı, bazı insanlara karşı kurban rolünde olabilir mi? Aynı anda olabilirsiniz. Neden? Çünkü bunun şöyle bir durumu da var. Siz bir dönem kurtarıcısınız ailede. Başka bir rol ortaya çıktığında orada da kurbana dönüşüyorsunuz. Ya da insanlara şunu diyorsunuz. Mesela bu rol değişikliği aslında ilişkilerde de çok olur. Bugüne kadar hep sizin dediğiniz oldu. Bundan sonra artık benim enerjim kalmadı. Bittim, tükendim. Bundan sonra size beni taşıyacaksınız gibi. Birdenbire kurban roluna gir. Artık ben hiçbir şey yapamıyorum. Hastayım. Mesela bir önceki nesildeki anne babalar, anneler özellikle bu modele biraz daha uyuyor. Ben sizin için şunu yaptım, bunu yaptım, kurtarıcı oldum. Artık hani benden bir şey istemeyin. Ya da istediğinde yapmadığınızda direkt sizi manipüle ediyor. Mesela kurbanların en büyük silahı suçlu hissettirmektir. Kurtarıcının en büyük zaafı suçluluk psikolojisidir. İkisi birbiriyle eşleşir. Aslında anneler bunu yaptığında çocuk da kurtarıcı rolüne girmek zorunda kalıyor. Alternatifiniz yok. Mecbursunuz. Yani ben seni doğurdum kavramı sanki çok büyük bir lütuf gibi bir borçluluk yaratıyor çocuk. Yani biz mesela bunu kırmaya çalışıyoruz. Aslında bu anne babalıkla ilgili değil de çocuğun aslında bu rolden çıkması için. Yani bir anne baba çocuğu kendisi için doğurur. Ben çocuk sahibi oldum. Çocuğuma teşekkür ediyorum. Niye? Senin sayende anne babalık duygusunu yaşadık diye. Ben ona borçluyum aslında. Ama yıllarca biz borçluymuşuz gibi inandırıldık. Çok güzel söyledin. Ve manipüle edildik. Evet. Yani çocuğu dünyaya getirmek anne babanın kendi arasında yaşadığı bir cinselliğin sorunudur. İnsanlar oturup seks yapıyor sonra diyor ki biz seviştik bundan dolayı bize borçlusun. Ya söylenemeyen ama var olan gerçek bu şekilde aynen tanımlanıyor. Öyle. Ne yapmamız gerekiyor? Bu döngüyü kırmak için artık şunu oturtmamız gerekiyor. Kimse kimseye borçlu değil. Anne baba kendi mutlulukları, kendi arzuları, kendi anne baba olma hevesleri için çocuk sahibi oluyorsa bunun getirdiği sorumlulukları ve zorlukları da çocuğa fatura edemez. Yani bu hem eski nesil için hem yeni nesil için hem de bizden sonraki nesil için. Anne baba çocuğu suçlu hissederse o çocuk yarın evlendiğinde bile tatile gittiğinde suçlu hissediyor. Ya ben Bodrum'da ya geziyorum ama annem babam İstanbul'da işte apartmanda yaşıyorlar. O ayrı bir tercih, bu ayrı bir tercih. Neden böyle hissediyor? Çünkü kendi için bir şey yaptığında suçlu hissediyor. Çünkü öyle öğretildi. Onun ana amacı hep birilerini mutlu etmek. Hani hep böyle överek anlatılan bir şey vardı. Ben birilerini mutlu ederken daha mutlu oluyorum. Hayır, bunun gerçek açılımı şu. Ben kendimi mutlu etmeyi bilmiyorum. Çok güzel söylediniz. Evet. Ben hatırlıyorum küçükken bir arkadaşım bizde kalacaktı. Annesiyle babası da yeni boşanmıştı. Biz de odada oyun oynuyorduk. Bayağı böyle işte heyecanlanmıştık bizde kalsın diye. İkimiz heyecanlandık. Gittik annesinin yanına sorduk. İşte söyledik bilmem ne. Burada kalsa olur mu arkadaşım diye. Annesi de dedi ki tabii kalabilir. Eğer beni yalnız bırakmak istiyorsa. Şimdi biz orada anlamadık çocukken bunu. Ben bunu yıllar sonra düşününce anladım. Bir kitabı okurken hatta fark etmiştim. Arkadaşım o gece kaldı. Sabaha kadar uyuyamadı. Ve nedeni ne? Ne o anladı, ne ben anladım. Ve sabahın köründe biz uyandık. Annemi de uyandı dedik. Bizi adresine geri bıraktık. Yıllar sonra ben fark ettim. Aslında o gün uyuyamamasının sebebi suçlu hissetti. Anne kendi yalnızlığının sorumluluğunu çocuğa atfediyor. Ben senin yüzünden yalnız kaldım. Bakın basit gibi görünen bir yalnızlık duygusu bizi o kadar çok şeye mecbur bırakıyor ki yalnız kalmamak adına yanlışlıklara bile boyun eğiyoruz. Yalnız kalmamak adına her türlü manipülatif eylemleri yapıyoruz. Veya yalnız kalmamak adına kurtarıcı oluyoruz. Veya yalnız kalmamak adına çocuğumuzu bile çok rahat manipüle ediyoruz. Benim yalnız kalmamı istemiyorsan. Evet. Yani bir çocuğun, bir yetişkinin çözemediği yalnızlığı çözmesine nasıl bekleyebiliriz ki? Düşünsenize. Bu kodla, bu şemayla büyüyen bir çocuk
her zaman annesinin durumundan dolayı kendini suçlu hisseder. Evlenir, annesi arar der ki ya canım sıkılıyor, çok kötü hissediyorum. Çocuk hemen gidip ona bir şey yapmaya çalışır. Yani işte yıllar önce bir danışan bana şey demişti. Hocam ben Kadıköy'de oturuyorum, annem Tuzla'da oturuyor. Babam da beraber hani annesi babası beraber yaşıyor. Alt katta abisi var. Üst katta işte amcasının çocukları var. Bir aile apartmanı. Bize seansa gelen biri de Kadıköy'de oturuyor. Modada. Annesi ekmek alacak. Arıyor bizim danışanımız annesini. Ne yapıyorsun anne? İyi ya işte kahvaltı yapacağım ekmek yok. Şimdi bir de bu bağımlı tarzda da kurbana ne kadar akıl verirseniz verin hep bir ama ile cevaplar. Bertaraf eder. Anne gidip alsana fırın hemen aşağıda. Şimdi ben gidemem dizlerim ağrıyor ya merdivenden düşüp ayağımı kırarsam. Bu bahsettiğimiz hanımefendi de yani bir 80-90 falan değil yani hani 60'lı yaşlarda 55-60 yaşlarda oldukça hani dinç, genç diye tanımladığımız. Ne yapalım peki diyor. Babam o gitmez zaten işte o zaten ekmek yemiyor diye almıyor. Abime söyle alt katta yengeme söyle. Ben onlarla işte konuşmuyorum. Onlar geçen bilmem işte çağırdım gelmediler. Hiç kimse yoksa amcamın oğluna söyleyeyim. Ben arayayım. Yok yok gerek yok. Şimdi diyecekler ki koca kadın işte oradan buradan ekmek istiyor. Tamam anne ben alayım diyor. Kadıköy Moda'dan çıkıyor. Ekmeği Moda'dan alıyor. Araçla getirip Tuzla'ya bırakıyor. Tuzla'da annesine ekmeği veriyor. Tekrar geri geliyor. Mesele anne bunu niye yapıyor değil. Bakın orada iki tane problem var. Anne bu manipülasyonu yapıyor. Manipülasyonu yapan değil. Bu manipülasyonları kabul edenler manipülasyonu arttırırlar. Pekiştireştir o çünkü. Mesele kişi ne hissediyor da gidip bu ekmeği alma motivasyonuna dönüşüyor. Suçluluk. Kendi annesinin ekmeksiz kalmasına dolayı kendini sorumlu tutuyor. Ama çok enteresan bir döngü daha var ki siz kurtarıcı olmayı bıraktığınızda iş başa düştüğünde herkes başının çaresine de bakıyor. Biz buna fırsat vermiyoruz. Kurtarıcılar kurbanları daha da kurbanlaştırır. Çünkü kurtarıcılar kurbanların yeteneklerini, donanımlarını, yaratıcılıklarını öldürür, köreltir. Siz bir çocuğun sürekli ayakkabısını bağlarsanız, aman sen yorulma, aman şimdi sen 3 dakikada bağlarsın, servis seni bekliyor diye. O çocuk 9 yaşına gelmiştir, 10 yaşına gelmiştir, 14 yaşına gelmiştir, hala annesine o bağı bağlatır. İpleri açık gezer, rahatsız olmaz. Siz basar düşersin dersiniz, yine yapmaz. Niye? Çünkü hep biri bağlamıştır. Ve o çocuğun küçük motor organları zamanında belki de bu yeterliliğe ulaşmadığı için ya da bu alışkanlığı kazanmadığı için çocuk ayakkabının iplerini bağlamıyor. Ve sorun çözme becerisi de gelişmiyor. Yani kurtarıcılar şuna yüzleşmesi gerekiyor. Kurtardığım kişiyi köreltiyorum. Ben anneme ekmek aldığım sürece annem yarın sabah yine beni arayacak. Ne oldu mesela? İşte ekmek almayacağım anne ben gelemem kusura bakma. Yani sen bilirsin benim yapabileceğim bir şey yok diyor. Anne zaten işte ben de sizi zaten doğurdum işte boşa doğurdum bir ekmeğe beni muhtaç ettiniz. Bakın donanımları görüyor musunuz bakın. Yani bir ekmeğe muhtaç ettiğiniz kavramı hani bir insanı aç bırakmak, sefil bırakmak. Ama burada gerçekten bir ekmeğe muhtaç kavramı kalkıp yerine gitmemesi içindir. O da başka besleniyor hani çocuk gelsin onunla ilgilensin ekmek bahane falan. Mesela bu taraftaki kişi duruş gösterdikçe manipülatifler, o manipülatif suçlayıcı eylemler artıyor. Hani bir şeyi kaybedeceğinizi bildiğinizde bütün tuşlara basarsınız ya. İşte evlatlıktan vuruyor, annelikten vuruyor, senin için ben neler çektim, sen hastaydın sabaha kadar başında durdum diye 30 yıl önceki hikayeyi açıyor. Ben o zaman senin için işte işi bıraktım, seni doğurma, işte büyütmek için. Sen bana bir ekmeği çok görüyorsun. Bunlarla savaşmak çok zordur. Çok zor. Nasıl? Bir de 30-40 yaşınıza kadar radyosuna maruz kalmak gibi adeta bunlara maruz kaldıysanız bunlarla baş etme ihtimaliniz bir uzman desteği olmadan ya da böyle hani kendi kitabım olduğu için söylemiyorum. Bir kitabın altını çize çize. Çünkü bunlar roman değil yani. Bunlar böyle hani farkındalık amaçlı kitaplar benimki. Okuya okuya belki bir miktar ancak ilerleyebilirsiniz. Size söylediğim gibi ben zamanında o aşk acısı çektiğim dönemdeki o zaman videolarda da çok konuşmuşuzdur. Serhat Bey'in bir kitabını okuyordum ve böyle altını çize çize ve her yere böyle ben etrafta böyle 3 tane yıldızlar böyle tekrar okuyayım diye. Ne güzel çok sevdim. O yüzden kitaplarda işe yarıyor. Evet. Kesinlikle. Ya ben biraz daha şey yazdım. Yani ben kitap yazma serüvenim de şeyden başladı yani. Literatür hep böyle çalışıyorduk, okuyorduk falan. Hep şeyi fark ettim. Yani bize o zaman işte hem sosyolojiden, psikolojiden, ilişkilerle ilgili kaynakların çoğu
tercüme, yurt dışından gelen kaynaklar, kitaplar. Hı-hı. Yani yeni yeni bizim Türkiye'de o kitaplar yeni yazıyor. İşte rahmetli Doğan Hoca yazıyor, işte Engin Geçtan hocamız falan yazıyor. Ama o diğer kitapları anlamak zor. Yani ana noktaya varmanız için 100 sayfa fazladan okumanız gerekiyor. Yani bir kitabın tarihini okumanıza gerek yok. Bir teşhisin tarihini bir okurun bilmesine gerek yok. Ben de dedim ki ya ben bunu yaparken bu işi yapıyorum zaten. İlişkileri çalışıyorum. Kitabını da yazayım. Zaten sonra da böyle bir devam etti. İlk kitabı yazdık. Sonra baktık çok tutuldu, beğenildi sağ olsun. Ondan sonra arkası da geldi. Evet evet, benim de çok okuyan, seven kendi dostlarım da var. Benim hediye etmişliğim de var. Ha, çok memnunum, çok sevindim. Konuya bir geri dönmek istiyorum. Şunu sormak istiyorum. Çünkü bu bahsettiğimiz kurtarıcı ekmek alıyor. Pardon, kurban ekmeği tekrar alıyor. Bir süre sonra darlandığında zorbaya mı dönüşüyor? Ekmeği alan kurtarıcı görünümlü kurban. Ekmeği aldıran kurban rolünde. Bana bir ekmek al, ekmeğe muhtaç oldum. Hı hı. Kurbana bürünüp seni suçlu hissettiriyor. Evet. Diğer tarafta Kadıköy'deki kişi kurtarıcı görünüyor. Gidip ekmek alayım da onun hayatını kurtarayım, kahvaltı yapsın. Bu tarafta diyor bana ekmek alacak kimse yok mu? Hı. Bir süre sonra kurtarıcı da zorbaya dönüşüyor. Yeter artık anne diyor. Bak senin yüzünden diyor işten atılacağım diyor. Yani kalkıp bir ekmeğini lütfen al diyor. Zorbaca davranmaya başlıyor. Artık beni bunun için arama diyor. Ya da bir şekilde gidiyor ama ekmeği de poşeti de yere vuruyor artık. Yani ben diyor 40 kilometre yol geldim bu trafikte. 2 saat yol geldim. Bir ekmek alamıyorsunuz diyor. Çünkü bu kaldırılabilecek bir şey değil. İnsan yaşadığı zorluktan dolayı bu öfkeyi yaşamıyor. Yaşamaması gerekmesine rağmen yaşadığı için bu öfkeyi yaşıyor. Yani ben bunu yaşamak zorunda değilim diyorsunuz. İlişkiler içinde öyle değil mi? Yani bir şeyi yaşamamanız gerekirken yaşarsanız bu acı verir. Yani bu aslında şeye benziyor. Varken yokluk, varlık içindeki yokluk travma yaratır. Yani hayatınızda biri varken sevgisizlik yaşıyorsanız bu acı verir. Ama hayatınızda biri yokken bu size acı vermez. Ya yani eşiniz var, yalnız hissediyorsunuz. Paranız var, fakir hissediyorsunuz. Aileniz var, köksüz hissediyorsunuz. Bakın bunlar travma yaratır. Annenizin eli var, ayağı var, gücü var, parası var ama gidip almıyor. Bu sizde öfke yaratıyor. Ama diyelim ki engelli, gidecek durumu yok, kimse yok hayatında. Bunu seve seve yaparsınız. Ve buna ilgili bir çözüm üretirsiniz değil mi? Yani bir fırıncıyı ararsınız, dersiniz ki anneme şu saatlerde ver, gerekse fazlasını ödeyelim falan. Hani bir şekilde rasyonel bir çözüm üretirsiniz. Ama yapılabilecek bir şeyin yapılmayıp size ihale edilmesi sizi o zorba dediğimiz üçgenin üçüncü köşesine dönüştürüyor. Kurtarıcı bir süre sonra zorba oluyor. Yeter anne, 40 kilometre yol geliyorum, 2 saat Kadıköy'den Tuzla'ya geliyorum. İşte şudur budur. Bu arada bu yerleri ben uydurdum. Çünkü danışanların hani hikayelerini biz kafamıza göre canlandırıyoruz. Ne oluyor? Kurtarıcı zorbaya dönüşüyor. Kurban da bazen zorbaya dönüşüyor istediği olmadığında. Senin gibi evlat olmaz olsun. Bir parça ekmeğe beni muhtaç ettin. Beddua etmeye başlıyor. Zorba, sözel şiddet. Bakın zorbalığı kurban da kullanıyor, kurtarıcı da kullanıyor. Bir taraf bunaldığı için yapıyor, bir taraf istediği o daha fazla suçlu hissettirmek için yapıyor. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Bunlar böyle kurtarıcı, kurban, öteki grup bir insan değil, biziz. Tabii yani ki. Her birimiz, izleyen herkes kendinde bu rolleri varsa bulabilir. Mesela ben biliyorum ki ben geçmişte kurtarıcı da oldum, kurban da oldum ve her ikisini de deneyimlediğim zamanı bir süre sonra fark ettikten sonra gözümde canlandırabiliyorum. Hani bunlar dışarıda kitaplarda okuduğumuz ya da işte gazetelerde gördüğümüz üçüncü kişi, öteki insanlar değiller. Hayatın kendisi. Bu kitaptaki bizim. Her şey bu hayatta yaşanan olaylar. Ve onlar üzerinden ve bilimsel analizlerden yola çıktım. Yani kurtarıcı kurban şu an Türkiye'de böyle bir literatürde bir kitap yoktu. Yani ben ilk olarak çıkardım. Çünkü çok fazla gördük bunu. Yani Türkiye'de bir gerçekten ülkemizde kurbanı seven, kurban olmayı da seven, kurbanı da seven. Yani ağlayanı hemen teselli etmeye çalışırız. Mağdur edebiyatıyla her türlü şey yapabiliriz. Her türlü menfaat elde etmeye çok açık bir milletiz. Bunun bir nedeni daha var. Rasyonalite azaldıkça manipülatif eylemler artar. Yani insanların aklını kullanma, eğitimle bunu kullanma oranını arttırdığınızda duygusal manipülasyonlara düşme ihtimaliniz azalır. Çünkü rasyonel düzey, eğitim düzeyi düştükçe kontrolsüz merhamet ortaya çıkıyor. Kontrolsüz merhamet. Evet, yani güzel. O merhamet nedir biliyor musunuz? Sizin başkasının sorumluluklarını göreve dönüştürme şekliniz.
Yani dilenciye her gün 50 lira veriyorsunuz mesela. Siz bunun adını merhamet koyarsınız. Ben bunun adını meslekleştirme operasyonu derim. Derim ki Lara sen ona 50 lira verdikçe o bu işe 4 elle sarılacak. Çünkü bundan kazanıyor. Hatta yarın çocuklarına dilendirecek. Sen merhametten dolayı veriyorsun. Ama rasyonel olarak bunun hiç topluma da kişiye de hiçbir faydası yok. Biz birçok ilişkilerde de şunu yapıyoruz aslında. Aklımızı merhametimize kurban ediyoruz. Ve orada da kaybediyoruz. Ve sonra ne çıkıyor ortaya? Gönül yorgunluğu. O kadar çok merhametli davranıyoruz ki bu merhametli kavramının da altında ne var biliyor musunuz? Çoğu zaman kaygımız ve terk edilme korkumuz, sevilmeme korkumuz yatıyor. Sevilmeme korkusu ve terk edilme korkusu aman ne olacak elime mi yapışacak, onu da yapayım, bunu da yapayım, bir şey olmaz. Sınır çizememe, hayır diyememe, her şeyi yutma, her şeye son ana kadar yine yeni bir şans vermeye dönüşüyor. Bu merhamet değil. Bu bizim kaygılı yapımız. Merhametli, merhametimden ne geldiyse başıma merhametimden, ne geldiyse başıma iyi niyetimden geldi diyenlerin çoğunun hayır diyememe sorunu var. Ve hayır diyebilmeye başladıktan sonra hayat kalitesi ve standardı o kadar artıyor ki ilk başlarda biraz suçluluk hissettiriyor ama evet, evet. Dedikçe yapabildikçe kendine sınır çizebildikçe öz değerin de artmaya başlıyor. Bir kırılma da yaşıyorsunuz ister istemez. Yani yıllar sonra hayır demeye başladığınızda hep evet dediğiniz insanlarla kaçırılmaz çatışmalarınız olacak. Çünkü onlara alıştırmışsınız. Yani Anadolu'da bir söz var ya alışmış kudurmuştan beterdir. Lara yapar, Lara'yı arayalım o hayır demez. O her şeyi halleder diye alıştırdığınız insanlar sizin hayır demenizi kabullenmezler. Bu sefer ne derler? Ya Lara sen değiştin bu aralar. Freud diyor ya insanlar size eskisi bir programadıklarında değiştiğinizi söylerler. Hayır demeye başladığınızda kendinizi doğurursunuz. Ve bu doğum sancılı olur. İnsan iki kere doğar. Bir annesinden doğar, bir de kendi kendini doğurur. Hayır demeye başladığınızda, sınır çizmeye başladığınızda müthiş bir sancı hissedersiniz. Sizi suçluyorlar, terk ediyorlar, yalnızlıkla terbiye ediyorlar. Anlatabildim mi? Bu sefer ne oluyor? Siz bu sefer şeyi yaşamaya başlıyorsunuz. O diğer insanların getirdiği suçluluğu, borçluluğu yaşamaya başlıyorsunuz. Ben acaba yanlış bir şey mi yapıyorum? Ben acaba çok mu merhametsizim? Yıllarca evet dediğiniz insanlara bu sefer bu şekilde yaklaştıklarını gördüğünde büyük bir suçluluk yaşıyorsunuz. Onlar da alışık olmadıkları için doğal olarak sert tepki kabullenemiyorlar. Kabullenemiyorlar. Ben de hatırlıyorum hayır deme pratiği yaparken o zaman da terapideydim. Ufak ufak konulardan başlamıştım. Böyle çok basit şeylere hayır diyordum. Ama o anlarda bile bir karşımdaki kişi garipsiyordu. İki benim böyle alnımdan terler akıyordu Serhat Bey. Yani o kadar onu söyleyene kadar. Evet, o kadar alışık değilim ki hayır demeye. Yani böyle hatırlıyorum o insanların karşısında hani elim koluma dolaşırdı. Ne dedim, ne demedim hatırlamıyor olurdum. Bir hayır demiş olurdum ama akşamına o konuyu gözümden geçirdiğimde ne konuşuldu, ben ne cevap verdim hiçbirini hatırlamıyor olurdum. Bilemezsiniz çünkü şöyle de bir şey var. Yani onlarla savaşmıyorsunuz aslında. İçinizde hayır diyemeyen Lara'nın iç sesiyle savaşıyorsunuz. Evet. Onlar bir sadece bizim içimizdeki geliştirilmesi gereken konularla ilgili birer oyuncu, birer aslında aktör, aktris. Yani bizi zorlayan insanlar aslında bizim zayıf tarafımızı zorlarlar. O insanlara aslında bazen teşekkür etmek lazım. Sayende kendime değer vermeyi öğrendim. Hayatınıza giren o zorlayıcı insanlar, sizde çekim yaratan o insanlar gün geliyor en itici özelliklere dönüşüyor. Dün çekim yaratan nitelikler bugün en itici özellikler. 2013'te çıkan ilk kitabımda yazmıştım. Yanlış bir ilişkinin başlama nedeniyle bitiş nedeni aynıdır diye. O bütün çekici nedenler gün geliyor en itici nedenler. O başlatıcı nedenler gün geliyor bitiş nedenine dönüşüyor. Yani onun işte çok ulaşılmaz olması, çok böyle kibirli olması, sizde bir büyü yaratması gün geliyor en kaldıramadığınız şeye dönecek. O gün ulaşılmaz olmanın verdiği cazibeye kapıldınız. Bugün ulaşılmaz olmanın verdiği kendinizi sevilmeyen, ona ulaşamadığınız için yalnız hisseden birine dönüştüğünüz için o özellikler itici nedenlere dönüşecek. Buradan da aslında şuna bakmak lazım. Biz kimi niye seçiyoruz? Hayatımıza neden giriyor? Mesela daha dominize bir yapınız varsa, daha baskın bir yapınız varsa genelde rahat yönetebileceğiniz birine odaklanırsınız. Yani düşünüze göre değil de dişinize göre birini seçersiniz. Ben bunu rahat yönetirim. Alanı bana bırakır, meydanı bana bırakır. İstediğim gibi hareket ederim diye düşünürsünüz. Ama rahat yönetirsiniz diye pasif, edilgen birini hayatınıza alırsınız.
Bir süre sonra da ya bunun da bir duruşu yok. Ne omurgası var, ne duruşu var. İşte aman işte gidip aynı koltukta bütün gün yaşayıp hiçbir şey yapmaz diye de o çekici gelen uyumlu tarafı itici gelmeye başlar. Bizim de orada şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kendimizi fark ettikçe kimi niye seçiyorum? Geçmişe baktığımızda belki de hiç hayatımızda anlaşamayacağımız insanlarla ne kadar uzatmak için savaş vermişiz. Olmamış. Bugün baktığınızda yani benim bu insanla 4 yıl sevgili olmak değil de ya benim bu insanla aynı ortamda bile olmamam gerekiyor. Çünkü bizim hiçbir ortak noktamız yoktu belki de. Ama onu fark etmek için, bugün bunu söyleyebilmek için o gün onu yaşaman gerekiyordu. Onu yaşadığın için bugün bunu söylüyorsun. Kitabınızda aşkla ilgili çok güzel bir şey söylüyordunuz. Bazen insanların travmaları mükemmel uyumu olabilir. Evet. O yıldırım aşkı deriz ya mesela. Mükemmel uyumlu gibi görünen. Onların hepsi aslında şeydir yani çok sağlıklı şeyler değildir. Hani ruh ikizini buldunuz diye zannedersiniz. Finalde ruh ikiziniz olduğunu görürsünüz. Yani o ayrım çok enteresan bir denklemdir. Yani yıldırım aşkı, görür görmez aşık olmak çok sağlıklı şeyler değil. Çünkü aşk bir bilinmezlikle ilgili bizim ona yüklediğimiz bir senaryodur. Çünkü aşk tanımadığımız birine hissettiğimiz bir şeydir. Ve tanımadığımız birine mükemmelliği biz yükleriz. Kaşına mükemmellik yükleriz. Ne bileyim kariyerine, başarısına, gözüne, boyuna, posuna. Bizim neye ihtiyacımız varsa biz onu ona atfederiz. Ya da yaralı bir ilişkiden çıkmışızdır. Onun hafif şefkati bize tam aradığım insan budur demeye dönüşmüş olabilir. Yani orada da neyi görmek gerekiyor? Ben gerçekten neyi istiyorum sorusunu bazen iyi bir nadas süresi tanıyarak bulabiliriz. İki ilişki arasındaki nadas. Ya o da... yüzden mi bana sordunuz? Evet. Evet onun için sormuştum. Siz de anlattığınız için. Yani o nadası ben neden önemsiyorum biliyor musunuz? Hani iki ilişki arasında iyi bir nadas süresi varsa ve o nadas süresi de sadece bekleme değil. İnsanlar karıştırıyor mesela. Hocam ben diyor iki yıl ayrı kaldım. İki ayrıldım, iki yıl ara verdim. Sonra gittim aynısını buldum. Ya da tersini buldum. Birinin tersini bulmak da sizin o eskisini unutamadığınızı gösterir. Yani çok öfkeli birinden sonra çok öfkesiz, sakin birini buluyorsanız siz normalde öfkeli biriyle çıkmasaydınız böyle birisi de çekici gelmeyecekti. Bir şeyin tersi de aslında eskisini hatırlatır. Neden böyle biriyle birliktesin? Çünkü bundan önceki çok öfkeliydi. Demek ki o bunu yarattı. Sen onunla birlikte olduğun için böyle biriyle birliktesin gibi düşünmek gerekiyor. Nadas bize neyi kazandırır? Ayrıldıktan sonra önce kalbimiz dinlenir, bedenimiz dinlenir, duygular azalır, öfke geçer, sevgi geçer, özlem geçer, iyice sakinlersiniz. Sonra otopsinizi yaparsınız. Ben niye böyle birini hayatıma aldım? Benim hangi özelliklerim böyle birini çekici bulmaya neden oldu? Ben neden böyle bir ilişkinin içindeyim? Peki bundan sonra kimi seçmeliyim? Ya da hiçbir şey bilmiyorsak bile kimi seçmemeliyim? Bunun için bir zamana ihtiyacımız var. Peki bu nadas ne kadar bir süre? İyi bir nadas süresi olur. Ya genelde hani ortalama yani bir yıldan daha uzun bir ilişkiniz olmuşsa en az bir yıl olması gerekiyor. Ha bizim insanlarımız şimdi geleneksel bir sağlıksız ilişki modeli var. Yani çivi çivi söker misali birinin acısını başka biriyle atlatmak gibi biz bir yöntem deniyoruz ama yara bandından da ilişki olmaz. Yani eskisinin acısına iyi gelen her şey gerçekten iyi gelen bir şey değildir. Sen hasta olduğun için o aspirin sana iyi geliyor. İyileştiğinde artık o ilaca ihtiyacın kalmayacak. Ve yara bandının ömrü yara iyileşene kadardır. Doğru mu? Çoğu zaman da çaresizlikten bir başkasıyla birlikte kendimizi buluyoruz. Yani yalnızlık korkumuz yüzünden yanlış ilişkilere giriyoruz. Yalnız kalmaktansa yanlış ilişkide kalmayı tercih ediyoruz. Aslında yalnızlık bizi korkutmuyor. Yalnızlık kendi başına korkutucu bir şey değildir. Ben en güzel kitaplarımı yalnız ve kendimle baş başa kaldığım alanlarda yaptım, yazdım. Kendimle baş başa kaldığımda daha çok üretiyorum. Tabii ki ailemle de beraber ama o başka bir üretkenlik, bu başka bir üretkenlik. Problem yalnızken değil aslında. O sosyal yalnızlıktan bahsetmiyorum. Duygusal yalnızlık bizi rahatsız ediyor. Onun kökeninde de hissettiğimiz ve rahatsız olduğumuz o yalnızlık değil. O yalnızlığın bizdeki uyandırdığı düşünceler ve duygular. Yalnızım. Başka? Nasıl yorumlarız bunu? Yalnızlık, birini bulamadığıma göre çirkinim. Birini bulamadığına göre sevilmeye layık değilim. Birini bulamadığıma göre ben işte hep böyle kalacağım. Niye herkesin bir sevgilisi var da benim yok? Ya da birini bulamadım ben bu hayatta tek mi yaşayacağım?
Kimse ya dayanaksızlık kalmak gibi. Yani yalnızlığa ne yüklediğiniz anlam varsa onun acısını yaşarsınız. Çünkü Türkiye'de bugün 2 milyon insan yalnız yaşıyor ve %75'i kadın. Demek ki yalnız yaşamak isteyen veya yürüten de var. Hani onu özendirmek anlamında söylemiyorum ama korkutulacak, onun için sırf o duyguyu geçiştirmek için sağlıksız bir ilişki seçmek doğru değil. Yalnızlığa ne anlam yüklüyorsak. Evet. Bizi zaten mutsuz eden şey olay değil, durum değil. Ona yüklediğimiz anlam. Sen yalnızlığı huzur dersin. Bir başkası yalnızlığa çaresizlik der. Bir başkası değersizlik der. Bir başkası ya geçici bir durum. Biraz benim de buna ihtiyacım var der. Tek bir yalnızlık 10 farklı anlam. Peki ideal bir ilişki nasıl olmalı bunların zıttı bir tarafta? Şöyle demek lazım belki de. Hani ideal ilişkide bizim aslında tanımladığımız şey ne mesela? İdeal ilişki, ben yani çok güzel bir soru aslında ama çok da soruluyor bana televizyonda. Bizim ideal ilişki diye tanımladığımız şey çoğu zaman belki de şey yani her konu anlaşıyorlar, çok sorun yaşamıyorlar, birbirini seviyorlar. İdeal ilişki yok. Öyle bir dünya da yok, yok bu arada. Şimdi biz şu hataya düşüyoruz sevgili Lara. Sorunsuz bir evlilik veya ilişki arıyoruz ama bizim bekarlığımızda da sorunsuz bir bekarlığımız yok ki. Yani diyor hocam benim evliliğimde sorunla mutsuzum. Diyorum ki bekarken çok mu mutluydun? Orada da sorun vardı. O zaman doğanın gerçeği bu. Yani hayatımızın her döneminde sorun olacak. Bekarken de sorun olacak. Evliyken de, çocuğunuz varken de değil mi? Yaşlılıkken. Sorun yaşamın kendisi. Problem sorunun olması değil. Problem sorunlarla baş edecek çözüm yöntemlerimizin olmayışı. Eğer senin baş edecek çözüm yöntemin yoksa sen her zaman en küçük soruna karşı müthiş bir öfke ve tahammülsüzlük yaşarsın. Biz sorun çözme becerimizi geliştirmek yerine sorunların ortaya çıkmasını engellemeye çalışıyoruz. Bu trafik neden tıkandı? Ya İstanbul'da yaşıyorsun. Tıkanacak tabii ki. Neden tıkandı değil. Bu trafik tıkandığında ben bu duyguyu nasıl yönetirim? Değil mi? Açayım bir müzik dinleyeyim. Değil mi? İşte varsa kulaklığım, arkadaşımla konuşayım. Hani trafik durumuna herhangi bir risk yaratmayacak bir şey varsa durumda. Ya da ne yapayım? İşte yani oturup bu duyguyla baş edeyim. İstanbul'da yaşayayım. İstanbul'da o 20 milyon içinde yaşayayım ama trafik tıkanmasın. Yani burada bizi rahatsız eden trafik olmuyor. Çünkü köprüden geldim ben şimdi sana gelirken. Yüzlerce araç var. Akşam trafiği. Hatta hikayemde paylaştım. Trafik çok yoğun. Çekime gidiyorum ama şu manzarayı izlemeyi tercih ettim. Bir yandan böyle küçük küçük izliyorum. Çünkü köprü bizim için İstanbul demek. Yani ben İstanbul'u köprü üzerinde daha çok hissediyorum. Her iki tarafa bakıyorum böyle güzel güzel falan. Göremiyoruz çünkü hepimiz çok yoğun çalışıyoruz. Şimdi ne oldu? Olay seni rahatsız etmiyor. Ama belki de benim arkamdaki uf yine sıkıştı. Yine eve gecikeceğim. Yine karnım çok acıktı diye belki de o da öfleyip püflüyor. Veya başka zaman ben bunu yapıyorum. Finalde bizi her rahatsız eden olay, çok acı veren her olayın bizim üzerimizdeki etkisini biz belirliyoruz. Ona verdiğimiz anlamla, ona yüklediğimiz misyonla. Aslında bu trafikte kalmayı ilişkideki tartışma olarak yorumladığımızda da çok benzer. Kesinlikle. Yani neden tartışıyorum? Niye aynı konuyu bir daha tartıştık? Çok doğal bir şey. Ya da bazen halının altına atıyoruz. O anı güzelleştirmeye çalışıyoruz. Ama asıl sorunu konuşmak varken halının altına attığımızda genelde onlar gelecekte bir gün. Alacaklı oluyorsunuz. O birikenler, perakende topladığınız her şeyi sonra toplu ödetiyorsunuz. Hiç kaçınılmaz yani. Perakende borç veriyorsunuz, toptan istiyorsunuz. Hayattan alacaklısınız. Ne kadar halının altına atarsanız atın, ne kadar geçmişte alacaklı olursanız olun, asla geçmişteki hiçbir alacağınızı tahsil edemeyeceksiniz. Anadolu'da sevdiğim bir söz vardır. Olmuş ve ölmüşün çaresi yok. Geçmişimizdeki bütün alacaklarımızdan vazgeçmek zorundayız. Yoksa geleceğimiz olmaz. Geçmişten çıkamayanların zaten bugünü ve yarını da geçmişe teslim olmuştur. Yani ilişkiyle ilgili olsun, halının altına atmakla ilgili olsun. Ama ben çok çektim. O gün öyleydi. Bugün bunları konuşsak ne yapacağız? Nasıl bir telafiyle bunlar telafi edilir? Yok. Bazen bana diyor hocam bana şunu çektirdi, eşim şunu yaptı, bunu yaptım ya da ben kayınvalidem bana şunu çektirdi ya da eski sevgilim şunu yaptı, bunu yaptı. Tamam peki biz ne, yani buradaki amacınız ne? Nasıl bir beklenti içindesiniz? Bunların hesabını sormak istiyorum diyor. Diyorum ki hiç kimse size hesap vermek için sırada beklemeyecek. Herkesin kendine göre de bir açıklaması var. Biz oradan bir şey arıyorsak oradan aslında bir koz arıyoruz geçmişten. Oradan bir şey çıkarıp sopayla kafasına vuracağız. Sen bana zaten geçmişte şöyle yapmıştın. Sen hiçbir şey konuşma hakkın yok. Ya da sen hep suçlusun. Geçmiş olayları sürekli gündeme getirmek karşıdakini yönetme sanatıdır.
suçlu ve borçlu hissettirerek. Bu bir manipülatif eylemdir. Çok net kitabımda bahsediyorum. Diyorum ki, geçmişte affedip yoluna devam ettiğin hiçbir şeyi bir daha açma hakkına sahip değilsin. Eğer devam etmiyor ve o davranışı affettin ve devam ettin. Bir, affettin. İki, devam ettin ilişkiye. Üç, tekrar etmiyorsa senin o konuyu bir daha gündeme geçirip pişirip masaya getirme hakkın yok. Getiriyorsan bu olayla ilgili değil. Senin buna ihtiyaç duyma nedenlerinle ilgili. Sen bana geçmişte şunu demiştin. Hiçbir şey yokken bunu pat diye söylüyorsun. Niye? Ya bir şey yaptırmaya çalışıyorsun ya da onu sürekli suçlu hissettirip kontrolün altına tutmaya çalışıyorsun. Aynı zamanda ilgi almaya çalışmak da olabilir. Tabii ki bir şey elde etmek istiyorsun. Menfaat elde etmeye çalışmak. Sen suçlusun, bana hep muhtaçsın. Bana hep borçlusun, düzeltiyorum. Bana hep borçlusun, yani bana ver. İlgi ver ya da işte imkan ver. Hanımefendi diyor ki işte, ya iPhone 15 çıkmış bana alsan hayatım diyor. Üf diyor, ya paramız yok diyor. Nasıl yok diyor, zamanında bilmem şurada harcıyordun diyor işte. Gittin pavyonlara dağıttın falan diyor. 20 sene önceki mevzu diyelim. Ya da aldattığın kişiye işte gittin ona yemek ısmarlamıştın diyor. Onlara var para ama ben istediğimde yok. Bu mevzu, bugün yaşanıyor telefon mevzusu. Bahsettiğim mevzu 1990 yılında yaşanmış. Bakın bunları çalışıyorum ben. Niye 1933 yıl önceki mevzuyu çıkarıyor? O telefonu bugün aldırmak için. Bakın bir kazanç. Eski mevzuları ortaya çıkarmak, devam etmiyorsa ortaya çıkarmak, çıkaranın kendisiyle ilgili bir arzusu ve ihtiyacını gösterir. Hem kazanç ama aynı zamanda kişinin kendine karşı olan bir körlük, hem de ilişkiye bir adım geri taşıması tekrardan. Ya o tartışmalardan bir şey çıkmaz. Çünkü siz geçmişi, bugüne kadar geçmişi tartışıp çözen kimse olmamıştır. Çünkü siz geçmişi ortaya koyarsınız. Karşıdaki özür diler. Ya evet Lara, sana hata yaptım, özür dilerim. Bugünkü aklım olsa yapmazdım, pişmanım der. İkna olursanız kapatırsın ama ikna olmazsanız 3 gün sonra yine onu açarsınız. O zaman yapmasaydın dersiniz. E tamam, özür diledik. Bir özürle geçerim, ben neler çektim. E iki kere özür dileyim, olmaz. Kapatmak istemiyorsanız kapatmazsınız. Çünkü oradan siz bal gibi besleniyorsunuz. Güzel. Şunu sormak istiyorum bir de son olarak size Serhat Bey. Bazen bir ilişkinin içerisinde olduğumuzda o ilişkide değer görmüyor olabiliyoruz. Ama ilişkinin içerisindeyken bunu fark etmiyoruz. Fark etmiyoruz, evet. Tam olarak böyle nelere bakarak, belki bir 5 tane, 3-4 tane bir madde söyleyebilseniz, ne söylerdiniz ilişkide değer görmediğinizi size gösterebilecek? Sevgili dostum abim Mehmet Hoca der ki, geçen İzmir'de beraber sahne yaptık. Bir ilişkidedir, bedeller ödülleri geçmişse o ilişki yanlış ilişkisi. Mesela bu güzel bir şeydir. Güzel. Yani ödüller ve bedellerin dengesine bakmamız lazım. İkincisi, yanlış bir ilişki kendin olmadığın olamadığın bir ilişkidir. Ben bir ilişkide aman şimdi şunu söylersem o kızar, ama söylersem yanlış anlar, ama söylersem surat asar. İşte ya işte mekana gittik, ben şimdi kahve yerine çay söylersem acaba ne anlar? Ya da şöyle olur mu? Duygunu gösteremiyorsan, kendini olduğun gibi ortaya koyamıyorsan, kendi fikirlerini ortaya koyamıyorsan, yargılanma korkusu, eleştirilme korkusu, yük olurum endişesi yaşıyorsan sen yanlış yerdesin. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Çünkü insan kendi olamadığı yerde mutlu da olamaz. Karakterinizi ortaya koyamadığınız her yer yanlış yerdir. Ola ki yer yanlış değil, o zaman siz kendinizde yanlış bir benlik yürütüyorsunuz. Diyelim ki ben sizi hiç yargılamıyorum, sorgulamıyorum. Biz burada bir program yapıyoruz. Ama siz kendiniz çekiniyorsunuz bana bir şey sormak. Bu benimle ilgili değil. Sizdeyse o zaman sizin kendi rolünüzü şey yapmanız gerekiyor. Bir ilişkide de ilişki normal ama siz rahat değilseniz bir de o açıdan da bakmak gerekiyor. Ben niye kendim rahat değilim? Çekingen kişilik yapısı, eleştirilme korkusu, yargılanma korkusu. Bazen kimse bizi eleştirip yargılamaz, biz korkarız. Sahneye çıkarsınız, kimse size bir şey demeyecektir. Ama siz beğenilmeme korkusu, onaylanmama korkusuyla titrer. Tabii. Aslında bütün korkularımızın belki de soracağımız soru şu: olabilecek en kötü şey nedir? Zihin Tuzakları kitabımda değersizlik korkuları hep böyle madde madde sonra sonra danışanlarım ve okurlarım okurken cevaplasın diye. Hani terk edilirim. En büyük korkunuz terk edilmek. Terk edilsen ne olur? Yalnız kalırım. Yalnız kalsan ne olur? Ama Serhat Bey, ben bunu yaptım. Deniyorum da, denediğimde sonunda şey oluyor ama yalnız kalırım. Ya o duyguyu yaşamak istemiyorum diye inançlı. Yaşarsan ne olur? Bakın zaten şöyle bir şey. Kaçtığınız duygu sizi her zaman esir alan duygudur. O duygular yaşandığında ölür. Yani iyileşir. Çünkü o zaman da şunu diyeceksiniz. Ya o kadar korkuyordum ki yalnız kalmaktan. Kaldım ya. Kaldım anasını satayım. Ne olacak? Kaldım.
Ha, o dünyanın da sonu değilmiş. Ben yalnız kalamam diyen birçok kişiyle çalışıyordum ve hayat onları bazı şeyler gerçekten iyi iyileştiriyor. Bir pandemi oldu. Yalnız yaşayan insanlar yalnızlık duygularıyla barışmak zorunda kaldılar. Çünkü diyelim yalnız yaşıyorsunuz ama akşam 6'da işten çıkıyorsunuz. Arkadaşlarla gece 12'ye kadar bilerek her gün bir aktivite yapıyorsunuz ki o evde yalnız duygusunu hissetmemek için. Hop pandemi oldu. Çıkacak kimse yok. Görüşecek kimse yok. Evde tek başınıza kalıyorsunuz ve bir arkadaşım bana şunu demişti. Sen bana demiştin dedi, ben o gün kendimi hazır hissetmediğim için ciddiye almamıştım. Neyi dedim? Yalnız kaldıkça bu duyguda kurtulursun. Yani yalnızlık korkunu yalnızlığa maruz kalarak yenersin. Dedim. Abi dedi, bir haftadır pandeminin birinci ayı falan dedi. Bir haftadır dedi artık hiç çıkamıyoruz dışarı dedi. İlk gün dedi kabustu. İkinci gün dedi şöyle dedi koltuktan bir kafamı kaldırdım. Odalarda hani ne var ne yok diye. Üçüncü gün dedi baktım turşu yapmaya başlıyorum. Ekmek pişiriyoruz. Hani öyle bir şey, akımda başladı ya. Ya o kadar da korkulacak bir şey değilmiş yani. Yalnız kalmak. O duygu sizi korkutmuyor. Sizin o duyguyla ilgili anlamınız yine sizi korkutuyor. Ne olabilir ki yalnız kalsanız? Beni korkutan gerçekten nedir? Bu ofiste yalnız kalmak mı? Yoksa bu ofiste yalnız kalmaktan kaynaklanan benim senaryolarım mı? Başıma bir şey mi gelir? Burada ölsem kimse duymaz mı? Hiç mi beni seven kimse yok? Hep böyle mi yaşayacağım? Bakın 1000 tane senaryo kurabilirsiniz. Bunlardan biri sizi korkutur. Çok güzel, irdelenmesi gereken kesinlikle. Çok senaryo var. Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli. Çok güzeldi. Ben de çok beğendim. Güzel aktı. Çok teşekkür ederim. Hem zaten kitabınıza da şimdi imza da almak istiyorum. Tabii ki de seve seve. İstediğim yerleri de sorma fırsatım oldu. İstediğim her şeyi de konuşabildik. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinizi öpüyoruz.